Rabbim evladım Mehmet'e uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Kardeşim Mehmet'e nasip olmadı ne yazık ki. Genç yaşta göçüp gitti. Mekanı cennet olsun. Amin. Keşke hünkârımızdan isteseydin isim vermesini. Belki bizzat gelirdi. Sefer hazırlıkları devam ederken gelmeleri pek mümkün değil valide. Vaka İstanbul'dayken konuştum. Eğer bir oğlum olursa mutlaka rahmetli kardeşime ismini vereceğimi söyledim. İnşallah evladımız da sizin gibi kıymetli bir devlet adamı. Akıl ve vicdan sahibi bir şehzade olur. Annesi sensin Nisa. Onu sen yetiştireceksin. Başka türlü olması mümkün mü? Ben de bir baba evladını ne kadar sevebilirse o kadar seveceğim. Validem, hazırlıklar tamam. Hünkârımızın emri fermanı gelir gelmez yola revan oluruz. Mihri Nisa da bizimle geliyormuş. Bunu neden senden değil de başkalarından duyuyorum? Manasız bir tartışmaya sebebiyet vermek istemedim. Zira mani olmak isteyecektiniz. Ateşle oynuyorsun Mustafa. Tam hünkârımızla aranı düzeltmişken ne manası var? Gel. Şehzadem, sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin hünkârımızın ulağı geldi. Gözlerimin içine baka baka söz verirken, aramızda sır olmadığını söylerken dahi benden sakladıkların varmış. Unutma. Cehennem dediğinin dalı, ateşi yoktur. Herkes kendi ateşini yanında götürür. Kendi ellerinle inşa ettiğin sevgi ve güvenimi kendi ellerinle yıktın. Payitahta gelmeye kalkma. Zira saltanat naibiliğini hak etmediğini aşikar eyledin. O vazifeyi kardeşin Selim'e verdim. Zevcen Mihri Nisa Hatun ve evladımla Amasya'da Allah saadetini daim etsin. Ne oldu aslanım? Ne yazmış hünkârımız? Hiçbir sırrın ebediyete kadar saklı kalmayacağını. Er ya da geç başımıza geleceği belliydi zaten. Defalarca ikaz ettim ama dinleyen kim? Mutlaka bu saraydan biri haber uçurdu. Nereden biliyorsun? Belki de başka saraydan uçtu o kuşlar. Hangi saray sultanım? Bizlerden başka bilen yok. Beyazıt'ı unutmayın. Huri Cihan'la birlikte buradaydılar. Seni gördüler. Sırrımıza ortak oldular. Şehzade Beyazıt mı? Neden olmasın? Neticede Hürrem'in oğlu. Nasıl anlatılır bu bilmiyorum. İnsan en büyük darbeleri en yakınında olanlardan, en sevdiklerinden alıyormuş diye yazmışsın. Sahiden de öyle Mustafa abi. Utancımdan yazmaya elim varmıyor. Fakat yüz yüze görüştüğümüzde her şeyi izah edeceğim. Şimdilik sana asla ihanet etmediğimi bil, kâfi. Sırtından hançerledi. Şimdi utanmadan mektup mu yazıyor? İhanet etmediğini söylüyor. Yüz yüze anlatacakmış neler olduğunu. Allah bilir ne yalanlar söyleyecek. Yine de en azından dinlemek lazım sultanım. Belki bir izahı vardır. İhanetin izahı olmaz. Madem yüzümüze dost görünüp arkamızdan düşmanlık etti, bedelini ödeyecek. Biz de onun Huri Cihan'la olan münasebetini ifşa edeceğiz.
Bunu daha evvel konuştuk validem. Zinhar böyle bir şey olmayacak. Neden hala onu koruyorsun? Huri Cihan yüzünden. Mevzu bahis olan benim şerefim. Böyle bir alçaklığı nasıl bana reva görürsünüz? Mihr Nisa, sen de mi böyle düşünüyorsun? Şehzademizin nasıl vicdan ve adalet sahibi olduğu herkesin malumu. Ne yazık ki bunu kendisine karşı silah olarak kullanıyorlar. Sen ne güne duruyorsun peki? Artık herkes şehzademin nikahlı zevcesi olduğunu biliyor. Hem unutma, evlenirken bana bir söz verdin. Bu bahsettiğin güçleri ne vakit kullanacaksın? Yüce hünkârımızın istikameti değişmemiş şehzadem. Ordular Sivas civarına yaklaştıklarında kendilerini karşılayacağız. Âlâ. Hazırlıklar tamamdır inşallah. Tamam şehzadem. Vakti gelince yola koyulacağız. İnşallah aranız daha da bozulmaz. Daha ne olabilir ki Nisa? Beni saltanat mahipliğinden aldı, buraya mahkum etti. Sen yine de tedbiri elden bırakma oğlum. Biliyorum içten içe sitem ediyorsun. Haklısın da. Lakin yut bunu, kendi içinde tüket. Hünkârımızın karşısında dile dökme. Onun affı nasıl? Merak etmeyin validem. Benim düşüncem de bu. Gel. Şehzadem. Hazırız. Gidelim. Mustafa. Validem. Aslanım. İyi düşündün mü? Gitmeye mecbur değilsin. Nihayetinde önüne geçmeye, değiştirmeye çalıştığın şey kaderin ta kendisi. Validem. Oğlum. Bırak yağmur yağsın, rüzgar essin, kış gelsin. Unutma ki kış biter, bahar gelir. O bahar da sensin. Haseki Mahidevran Sultan Hazretleri. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk Güfem. Haberi alır almaz Üsküp'ten yola çıktım. Hünkârımız nasıllar? Afiyetteler inşallah. Hekimler müsbet konuştu. İnşallah iyileşecekler. Hayırlısı Güfem. İsterseniz hünkârımızın yanına gidelim. Şehzademiz ve Fatma Sultanımız sizi orada bekliyorlar. Âlâ. Sultanım. Validem. Şehzadem. Hoş geldin Mahidevran. Biz de seni bekliyorduk. Görüyorsun işte halimizi. Kara günler bir türlü bitmek bilmedi. İnşallah bitecek Sultan. Güneş doğacak elbet. Mihrima, sen nasılsın? O güneş kim sultanım? Mustafa abim mi? Zira hünkârımıza zerre kadar üzülmediğinizi biliyorum. Mihrima. Haddini aşıyorsun. Mahidevran Sultan'ı anlıyorum. Nihayetinde senelerdir bu anı bekliyor.
Peki sen şehzadem? Fatma Sultanım? Size ne oluyor? Karşınızda 7 iklimin sultanı yüce hünkârımız var. Onunla aynı kanı taşıyorsunuz. Dua edeceğiniz yerde neyin hesabını yapıyorsunuz böyle? Ne hesabından bahsediyorsun sen? Nasıl çirkin bir itham bu böyle? Yalan mı? İstediğiniz bu değil mi? İçten içe bunu arzu etmiyor musunuz? Herkes senin adına haykırıyor. Utanmadan, sıkılmadan müstakbel padişah diyorlar sana. Tahta çıkmanı istiyorlar. Sen de susuyorsun. Zira böyle demeleri hoşuna gidiyor. Yeter mi yerim ağam? Validen gibi konuşmayı kes artık. Kendinizi bu sarayın sahibi belirlemişsiniz. Sizin gibi düşünmeyenleri düşman sayıp itham ediyorsunuz. İlla bir hesap kitap arıyorsan dön sevgili kocana bak. Validene bak. Pusu kurup Mustafa'mı öldürmeye kalktılar. Haberin var mı senin? Eminim öyledir. Hiçbiriniz yokken ben hünkârımızın yanındaydım. Aynı kubbenin altında doğup büyüdük biz. Ona olan sevgim, sadakatim ebedidir. Mustafa'mın da öyle. Hiç kimseye ispat etmek mecburiyetinde de değiliz. Neye inanmak istiyorsan ona inan. İnandığım tek bir şey var Sultan. O da hünkârımızın tekrar ayağa kalkacağı. Ve bütün bunların hesabını soracağı. Sultanın da haddini bilmesi icap eden vakitler vardır elbet. Nice zaferler kazan. Nice yerleri fethetti. Üç kıtayı dize getirdi. Demek seni böyle güçsüz, böyle çaresiz görmek de varmış kaderde. Bir Rus cadısı için beni ilk göz ağrını ve kıymetli Mustafa'yı bir kenara attı. Bak hesabı soruluyor işte. Senin için üzülmeyi, ağlamayı çok isterdim. Lakin bana ve evladıma çektirdiklerinden sonra istesem de yapamam. İçin dileyeceğim tek şey. Huzur içinde ölme. Zira herkes için en hayırlısı bu. Senin için bile. Siyahlara bürünmüşsün. Cenazeye heves etmişsin belli ki. Lakin hayallerin suya düşecek Mahidevran.
Zira hünkârımız yakın ayağa kalkacak. Gözlerin açacak. Eskisinden daha güçlü geri dönecek. Senelerdir bekliyorum Hürrem. Biraz daha beklerim. Er ya da geç hak yerini bulacaktır. Hünkârımızın bu halinde senin de payın var. Günahlarını ortak ettin. Şimdi bedelini ödüyor. Esas günahkar olanlar henüz ateşe atılmadı. Onlar öyle bir yanacaklar ki külleri dört bir yana savrulacak. Bir nefes Hürrem. Bir nefes kadar yakınsın sona. Etrafına bak. Ecel terleri döken Rüstem'den başka kimse kalmadı yanında. Evlatların bile terk etti seni. Beyazıt, Mustafa'mın yanında. Keza Cihangir de öyle. Zira hakikati gördüler. Doğrudan, haklıdan yana taraf oldular. Günlerdir perişan haldeyiz. Size dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmedi. Lakin şükürler olsun ki Rabbim sesimizi duydu. Sizi bize, kullarınıza bağışladı. Farkındayım Hürrem. Varlığını hep hissettim yanımda. Duyar duymaz yola çıktık hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Neler çektiğimizi bir bilseniz hünkârım. Yokluğunuzda cehennem azabı yaşadık. Nihayet kötü günler bitti. Değil mi Mihrimah? Cehennem ateşleri söndü. Neşemiz, sevincimiz daim olsun. Cihanın dört bir yanına ulaklar göndermeli. Davullar çalmalı ki dost düşman herkes hünkârımızın saatine kavuştuğunu işitsin. Yedi iklimin mutlak hakimi hünkârımızı böyle saat içinde görmek beni ziyadesiyle mesut etti. Rabbim uzun ömürler versin. Hepimize geçmiş olsun Hürrem. Nihayet hünkârımız hastalık belasını def etti. Şükürler olsun sultanım. Gerçi daha def edilecek nice belalar var. Hünkârımızın başındaki en büyük bela sensin Hürrem. Ne yazık ki buna bile isteye katlanıyor. Hazırlıklara başlasan iyi edersin. Hünkârımız saatine kavuştuğuna göre oğlunla birlikte Amasya'ya dönmen icap eder. Malum boş bırakmaya gelmez. Hürrem. Validem, Mihrimah Sultanımız bahsedildiği kadar güzel mi?
Bilmiyorum, daha evvel hiç görmedim. Bu sualine ancak Mahidevran Sultanımız yanıt verebilir. Fidan, sen Mehmet'le alakadar ol. Mihrimah denen uğursuz ne demeye gelmiş ki buraya? Muhakkak bir şeylerin peşinde. Ne olabilir ki sultanım? Aman diyeyim, dikkatli olun. Mustafa'm ve Mehmet'imle yalnız kalmasın. Neler düşünüyorsunuz? Şehzademizi zehirleyecek halleri yok. Annesi Hürrem olunca insanın aklına her şey gelir. Çok zeki, ufku geniş diyor değil mi? Ah, bir de küçük aslanımız tez canlı olmasa. Mehmet. Ders yapmak istemiyorum, ama çıkmak istiyorum. Erkek adam olmak istiyorum. Sen zaten erkek adamsın benim güzel kardeşim. Değilim işte, değilim. Yusuf alıyor diyor benimle. Sünnet olmadan erkek olunmaz diyor. Ben Yusuf'a haddini bildiririm. Sen kulak asma onu. Çok kızmayın ama. E madem sünnet olmak istiyorsun, o vakit isteğin yerine gelecek. Yaşasın. Daha yaşı küçük değil mi? Hayır, değil. Nicedir, benim de aklımdaydı zaten. Aslanımın sünnet vakti geldi de geçiyor. O vakit hazırlıklar başlasın. Sen merak etme aslanım. Ben bizzat alakadar olurum. Yusuf'a haber vereyim. Aa, otur Mehmet. Evvela yemeğini ye, sonra gidersin. Dinlemiyor hiç. Atan rahmetli Sultan Selim Han, öfkesi kabarınca ne yapacağı belli olmayan bir padişahtı. Hünkârımızın en büyük korkusu ona benzemekti. Bu korkusu gerçekleşti mi? Cevap vermek güç. Yalnız şurası aşikar ki, o da babası gibi savaşçı, cesur ve kibirli. Sense hünkârımızın sadece güzel huylarını almışsın. Allah senden kibri ve acımasızlığı almış. Yerine alçak gönüllülüğü ve sadakati vermiş. Evladım Mehmet de seni andırıyor. Cesur ve babasına düşkün. Bir an bile yanından ayrılmak istemiyorum. Bu sözlerinizin ucunun nereye gittiğini anladım. Onu dava götürmemi istiyorsunuz. Sünnet olduktan sonra epey bir vakit yataktan kalkamayacak. Fırsatım varken yanında götür. Çok heves etti, kırmak olmaz. İçeride. Onu çok mutlu etmek senin elinde. Ne kadar erken yaşta ava çıkarsa o kadar iyi. Torunumun sünneti için herkesi davet ettim. Yemekler yiyecek, altınlar dağıtılacak. Reaya'nın yüzü gülecek. Herkes sana dua edecek. Cümle alem duysun, işitsin. Şehzademizin artık büyüdüğünü, erkek olduğunu herkes bilsin. Doğru. Mehmet'im artık büyüdü. Ava çıktı. Sünnet dolunca tamamdır. Siz avdayken başınıza gelenleri duyunca perişan olduk. Adaklar adadık. Sünnet törenlerinde yüzlerce kurban kesilecek. Keşke hünkârımıza da haber verseydiniz validem. Zaten gelmezdi. En azından bir haberi olsaydı. Kim bilir, belki gelir bizi sevindirirdi. Gel. Sinina
kuş ölecek mi? Hünkârımızın fermanına karşı konulamaz. Yaşama da, ölüme de o karar verir. Bir anda taşlıktan ses işittik. Dışarı çıkıp baktığımızda yerde duruyordu. Zavallı. Cennete gidecek değil mi anne? Rabbim herkese cennete gitmeyi nasip etsin. Yağmur geliyor. Saraya geçsek iyi olur. Allah'ım sen koru bizi yarabbim.